Akif Beki, Gülen'in romandaki veliahtı. FETÖ denilen yapının önce romanı yazılmıştı. Hatta Gülen'in amaç, yöntem ve örgütlenme modelini bu romandan kopyaladığı bile söylenebilir. Romanın adı, gençliği Meyva. Yazarı ise sağ, muhafazakar kesimlerde çok saygın bir edebiyatçı, Tarık Buğra. Kamburfele'in işine bakın ki, Buğra... 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle ilişkilendirmek için bin dereden su getirilerek, zorlamalarla hapse atılan Osman Kavala'nın da kayınpederi. Yani Profesör Ayşe Buğra'nın babası. Gençliğim Eyvah, 1977'de ilkin tercüman gazetesinde dizi olarak basılıyor. 1979'da da kitabı çıkıyor. 79 Ey Dikkat, Gülen'in, Sızıntı dergisini çıkarmaya başladığı yıl bu. Ardından devlete ilk sızma faaliyetlerine girişecek. Sinsi planlarla devlete sızma yöntemini romandan kopyaladığı anlaşılıyor. Romanın karanlık, şeytani kahramanı ihtiyarı kendisine rol model aldığı, su götürmez. Şakirt devşirmeyi, şantajla insanları kullanmayı, sızarak kadrolaşmayı, kurumları içeriden ele geçirmeyi, milli eğitimle başlayıp ordu, polis ve yargıda üstlenmeyi, Takiyeyle ile kendini gizleme metodunu, devletin derinliklerinde çeteleşmeyi, özellikle istihbarata çökmeyi, abilik ve ablalık sistemini, eş ayarlama çöp çatanlığına kadar. Her ne hile ve aldatmacası varsa hepsini ihtiyardan öğreniyor sanki. Örgütlediği yapı, romandaki hayali cemaatin neredeyse tıpatıp benzeri. İhtiyarla gülen arasındaki benzerlikler çok açık. Derken Pensilvanya'dan beklenen haber dün geldi. Fetullah Gülen kaldırıldığı hastanede ölmüş. Peki örgütü ne olacak? Veliahtı kim? Muhtemelen örgüt içi güç mücadelesi kızışacak. Romandaki veliahtını hatırlayalım. İhtiyar'ın sonunu yerine hazırladığı prensi Delikanlı getiriyordu. İhtiyar, Delikanlı hakkında yanılmasının bedelini ağır ödüyordu. İhtiyarı yıkan veliahtıydı. Örgütünü çökerten bir yıkımdı. Romanla gerçek işte burada ayrışıyor. Gülenle örgütünün sonu romandakinden farklı gelişiyor. Gülen'in veliahtı kim? Örgütü ne olacak? Onsuz ayakta ve tek parça kalabilecek mi? Kaça bölünecek? Hala sır. FETÖ'le mücadele ne durumda? Tarık Buğra'nın Gençliğim Eyvah romanının adı ATV'de başlayan bir yaz komedisine verilmişti. 2020 yazıydı. Gençlik hatası bir yaz kaçamağı, yıllar sonra gayrimeşru meyveleriyle iki rakip kebapçının karşısına çıkıyor. Ve olaylar sarpa sararak gelişiyordu. Fetöle mücadele meyva başlığıyla o tarihte sorduklarım bugün de geçerli. Siz de bakın, bakalım durum değişmiş mi? Hani Fetöle mücadele salt polisiye önlemlerle kazanılamazdı. Hani yeni Fetölerin çıkmaması için halkın aydınlatılması din hokkabazlarına karşı bilinçlendirilmesi şarttı. Hani bu yüzden romanlara, dizi senaryolarına, sinema filmlerine, tiyatro oyunlarına düşüyordu esas görev. Hani din taciri, hörafeci ve istismarcıların hile ve oyunlarının iç yüzü başka türlü gösterilemez, halk uyandırılamazdı. Romanlar, diziler, filmlerle topyekün aydınlanma seferberliği böyle mi teşvik edilecek ve başarılacak,